Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Cep Market YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Barış abiyle birlikte iPhone cep telefonlarında açılış esnasında donma problemini konuşacağız. Biliyorsunuz iPhone cep telefonlarını açtığımızda karşımıza bir elma resmi geliyor. Şu şekilde göstereyim. Ve daha sonra bu ekran değişerek giriş ekranına geçiyor telefon. Şimdi Barış abi, çoğu kullanıcımız mesaj atıyorlar bize. Cep telefonumu açarken, iPhone cep telefonumu açarken şöyle telefon elmada kalıyor. Bu sorun neden kaynaklanıyor? Buna nasıl çözümler buluyorsunuz cep market olarak? Bunlar hakkında bilgi almak istiyoruz. Az bu arada telefonu kapattım. Evet, şu an şimdi açayım. Evet. Şimdi bu iPhone elmada kaldı. Ekranda elma çıkıyor, başka bir şey çıkmıyor. Evet. Arızasının ismi zaten halk dilinde de ya da telefoncu arasa da işte elmada kalma arızası. Hı hı. Genelde programsal bir hata oluyor. Evet. Ya da anakart arızası olabiliyor. Hı hı. Öncelikle program atıyoruz. Yalnız program attığında her kullanıcı diyorken lütfen bilgilerim silinmesin. Hı. Yani bilgilerim silinmesin kısmı genelde başarılı olamıyor. Evet. Çünkü cihaza reset attığımız zaman, hı hı, sıfırladığımız zaman genelde %90 oranında bilgiler gidiyor. Yani iCloud'a yedeklemediyse olmuyor tabii. O yüzden aynen, bak çok güzel bir konuya değindin. Mutlaka belli bir zaman aralıklarıyla iCloud'a yedek almak lazım. Yani yedek almayı unutmayın arkadaşlar. Yedek almak çok önemli. Evet. Yani olur ya, telefon birden arıza yapar, suya düşer, kırılır. Her şeyimiz rehber çok önemli, resimler çok önemli. Mutlaka düzenli olarak belli aralıklarla rehberde ve resimde yedek alın, yani çok önemli. Hı hı. Çok önemli. Yani çünkü cep telefonlarının ne zaman ne arıza vereceği tabii belli olmuyor. Yani bir şekilde telefon alırsın ama, hı hı, o kadar bilgi, birikim, data, resim yazık, evet, olur. Hepsi. Peki bunun tamir süresi ne kadar oluyor abi? Elmada kalma arızasının çözümünün tamir süresi, evet, program atarsak 2 saatte olabiliyor. Hı hı. Ama anakartsa bir gün, iki gün sürebiliyor. Ha, yani çünkü anakartçı ustamız cihazı açıyor. Hı hı. Anakartı tek tek bakıyor. Evet. Ondan sonra işte RAM'ine, flash'ine vesaire onlara müdahale ediyor. Hı hı. Deneme yanılma yöntemiyle yapmaya çalışıyor. Evet. Tabii abi, size böyle cihazlar çok fazla geliyor. Evet. Genelde anakart mı oluyor bunlar yoksa programsal mı? Genelde program oluyor. Hı hı. Mesela ev ortamında da bu arızayı çözebilirsiniz. Hı hı. Apple'larda şu on-off tuşu, evet, home button, orta tuş ve ses açma tuşlarıyla, 3 tuş özelliğiyle modeline göre değişir. Evet, iPhone 6'da farklı, 7'de farklı. 3 tuşa ya da 2 tuşa aynı anda basarak da bu elmada kalma modundan kurtarabilirsiniz. Yani siz kendiniz telefona reset atabilirsiniz. Tabii tabii. Demek evet istiyorsun evde. Bu şekilde oluyor. Peki abi, şimdi bu bugün 1 Haziran 2019. Bugün itibariyle bunun tamir ücreti ne kadar oluyor? Yani programsal cep hata market ise 50 ila 100 arası değişiyor. Anakartta tabii fiyatlar biraz yükseliyor. Evet. Modele göre değişiyor. Marka modele göre etkiliyor. Yani iPhone 5, 5S, 6, 7, 8, X oluşuna göre fiyat yükseliyor. Evet, ben o zaman segmentine göre yükseliyor. Aynen. Şimdi X kullananla bir 6 kullanan aynı şey yapmaması lazım. Yani modele göre bir fiyat almıyoruz. Evet. Ondan sonra bunun yazılımı veya anakart ise parçası ve içine göre ve riskine göre fiyat yükseliyor. Hı hı. Anladım abi. Bu konuda bir de şeyi soracaktım abi, bu neden kaynaklanıyor? Darbe sonucunda mı yoksa? Darbeden oluyor, düşünce, aha, oluyor. Ondan sonra yanlış bir yükleme, yanlış bir program, yanlış bir application yüklediğimizde oluyor. Hı-hı. İşte sıvı teması olabilirse oluyor, düşme, hı-hı, oluyor. Bu gibi nedenleri var. Evet, o zaman aslında birdenbire de olabiliyor. Ha, yani hiç beklenmedik. Evet, yani kafası karışıyor bir şekilde. Evet. Mesela telefon kullanırken arkada çok fazla açık program bırakmamak lazım. Hı hı. O da şu şekilde arkadaşlar. Mesela şu anda telefonda herhangi bir açık program yok. Evet. Masaüstü. Bu home button'a çift tıkladığımızda, tık tık yaptığımızda bakın mesela şu arkada kalmış. Bunu kapatıyoruz. Hı hı. Bunu kapatıyoruz. Garanti bankası, yani, finans bank, evet, print. Sende bayağı varmış. Vesaire vesaire. Bunu kapattığımızda evet hala devam ediyor. Telefon rahatlar. Evet. Bir de zaman zaman Apple'larda ayarlar sırasıyla, ayarladıktan sonra, hı hı, genel, evet, genele basıyoruz. En altta sıfırla vardır. Bu, hı, sıfırla da iki seçenek var. Tüm ayarları sıfırla ya da tüm içerikleri ayarları sil. Tüm ayarları sıfırla yaptığımızda, bakın ben yapıyorum şu anda, tüm ayarları sıfırla diyorum kendi telefonuma. Hı hı. Parmağımı giriyorum. Sıfırla diyorum. Evet. Tekrar diyorum.
Sıfırlamıyormuş bir daha. Evet, şu anda sıfırlıyor. Bu ne yapıyor? Hiçbir datayı silmiyor. Evet. Hiçbir bilgiyi silmiyor. Hı-hı. Şöyle bir örnek vereceğim. Bir oda diyelim. Evet. Odayı sadece temizliyoruz. Pozunu alıyoruz. Ama odadan hiçbir eşya dışarı atmıyoruz. Hı-hı. O şekilde bir sıfırlama. Bunda zaman zaman yapmakta fayda var. Evet. Elmada kalma arızası olmaması adına bu işlem fayda var. Yani durum bu şekilde. Bunu tavsiye ediyorsunuz. Evet, bakın hala elmada. Belli periyotlarda. Şu anda siyah ekrana geçti. Birazdan Hı-hı. açar. Bu da faydalı bir işlem. Bu şekilde ilerliyor. İlerleme bitince başa dönüyor. Pin kodunu giriyorsun vesaire kullanıyorsun. Durum evet. Evet arkadaşlar, bugün sizlere iPhone'da donma sorununu, açılışta donma sorununu anlatmaya çalıştık. Barış abiyle beraber. Barış abi özellikle belli periyotlarda telefonlarımıza yedekleri tavsiye etti. Sonra yolda kalırsınız. Aynen öyle. Ve belli periyotlarda yine ayarları sıfırlamak gerekiyor iPhone telefonlarda. Bu arızayla karşılaşmamak için. Umarız yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.